Baba yardım edeyim. Tamam. Sahil amca, yardımcı olayım ben de. Teşekkür ettim. Oh. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tekrar geçmiş olsun Tahir amcacığım. Teşekkür ederim. Size kahvaltı hazırladım. Tabii Tahir amcanın baba kahvaltısı gibi olmadı ama. Ya ne zahmet ettin kızım ya. Ya olur mu öyle şey? Biz bir aileyiz. İşte ben şu eşyalarınızı yukarı çıkartayım Tahir amca. Arda, zahmet etme oğlum be. Ben bir ara yaparım. Vallahi bırak. Ya ne zahmeti? Ben bunların hepsini teker teker yerleştiririm ama siz yeter ki istirahat edin. Hep ben de yardım edeyim sana. Yani sen şimdi eşyaların yerini bilemezsin. Tamam. Bu ikisi iyi ki var. Sana kardeş gibiler. Gonca. Baba. Hayırdır kızım, daldın gittin. Bir şeye mi takıldı kafa? Önemli değil. Ha. Zamanla her şey geçer bak. Asıl bundan sonra ne yapacağımız çok önemli. Her şeyi yeniden başlıyoruz. Bundan sonra sadece sen, ben, Zeynep ve Arda. Aferin benim kızıma. Aklın yolu bir. Yani insanın iyi olanı, doğru olanı bulması meziyettir. Atabeylerden bize sadece zarar geldi. Oğullarından mı fayda gelecek? Evet. Bundan sonra sadece geleceğime bakıyorum ben. Benim neler yapabileceğimi görecekler. O atabeyler kimi karşılarına aldıklarını görecekler. Sanırım ben kendimi tam olarak tanıtamadım onlara, biliyor musun? Gerçek Gonca kimmiş görecek hepsi. Şurada. Olacak yani. Konuşmuyoruz. Birbirimizin yüzüne bakmıyoruz falan. Ne alakası var Zeynep? Nereden çıkartıyorsun? Anladım. Mış gibi yapıyoruz yani. İnkar ediyoruz. Ben hiçbir şey demedim. Sen de hiçbir şey duymadın. Bak Zeyno. Olacak iş var, olmayacak iş var. Bana duygularını anlattın. Ben dinledim ve cevabını da verdim. Daha ne istiyorsun? Ne yapayım? O kadar net yani. Evet, o kadar net. Boşuna sana ümit mi vereyim? Bekle, belki başka bir vakitte olur mu diyeyim. Ne istiyorsun? Deme tabii. Bak Zeyno. Sen seni layığıyla sevecek birini bul. O kişi ben değilim. Bak sen hem iyisin hem... Aman tamam. Yeter bu kadar klişe ya. Ben acıktım. Hadi yemek yiyelim, kahvaltı yapalım. Dertsiz başıma dert anlamıyor ya. Herkesin karanlığı kalbinde, herkesin hikayesi gizli bir yara. Kimsesiz bir gölgeyim yapayalnız.